Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizinle birlikteyiz. 1000 liralık bir bakiyem var. Black Jack'e girdik bakalım. Biliyorsunuz takınca takıyorum. Bu ara buradayım yani, seviyorum. Küçükten başlayalım. Bu masanın bahisleri büyük. Ama şans bu olursa olur, olmazsa kayıp videomuz olur. Bu da bizim nazarımız olur. Arkadaşlar, diğer masalarda oynuyordum biliyorsunuz. Bana çok kızdınız. Bu ne iğrenç, çok kötü, berbat, görüntü kalitesi çok kötü falan filan dediniz. Dedim tamam, kızmayın, hani bilmiyorum ben de. Herhangi bir masaya girdim öyle ama güzel gelmişti. Onda da şanslıydık. Ve bana kalırsa bu masalardansa, o masalar kötü de olsa bence bir tık daha kazanma oranı yüksek gibi düşünüyorum. Ya da öyle hissediyorum diyelim. Bir bilgim yok ama güzel aldık. İlk elden güzel geldi. Şunu tekrarlayalım. Böyle giderse güzel olur. Bu arada kadının rujuna taktım. Ben yine dediğim gibi başlamadan önce izledim birkaç el. Oynamadım ama. Kırmızı ruj nedir ya? Bu devirde kırmızı ruj süren kaldı mı diyordum. Tam karşıma çıktı. Güzel. Korkuyordum 10 verir diye. Vermedi. 19 güzel. Hadi bakalım. 19 altı aç bize. Çok güzel. Tekrar edelim. Hemen hemen yarı yarıya bir karımız var. Yan bahisleri azalıyorum kasam düşük olduğu için. Çünkü biliyorsunuz bahis 245 altı bahis almıyor masa. O yüzden yanları az koyuyorum. Gelmezse çok gitmesin diye. Güzel. Tam yanlardan bahsederken iki yandan da aldık kalalım. Sayımız da güzel aslında. Ne düşük ne yüksek. Olabilitesi var mı? Var. Bahsi de alırsak güzel bir kazancımız olur. En azından yanlara koyduğumuzu da almış oluyoruz fazlasıyla. Bana kalırsa zaten kartı çekip çekmeyeceğinizi bildiğiniz noktada Blackjack'te, ya eğer kurpiyerin eli böyle şanslı bir kurpiyere denk gelmezseniz, yüksek açan kendi elini, güzel olur, güzel kazançlar olabilir. Ki bence günlük kazanç yapıp çıkmayı falan düşünen arkadaşlar gerçekten Blackjack'i tercih edebilir. Tabii daha yüksek değil böyle bunun gibi, daha düşük bahisleri olan masalarda böyle ufaktan 50, 100, 200 alıp kaçayım diyenler düşünebilir bunu bir. Güzel. Ne yapalım, bu da olur. Yapabilecek bir şey yok, sadece yanlardan aldık ama bir 10 lira falan kâra geçmiş olduk bu elde. Yoksa koyduğumuzu aldık hemen hemen. Ben böyle sevmiyorum ya. Böyle dur. Bulanıklaştı biraz görüntü. Ah, düzeldi. Blackjack yaptık, güzel. Evet, sevindi bak. Kurpiyer de sevindi. Doğru, çok haklısın. 15'e kart alınmaz bence. 10'a alınır tabii. Masadakiler de oynamayı biliyor gibi. Güzel, ben kazandım. Tabii aynı yaptık aslında, 21-21 ama benimki bile çek olduğu için ben kazanmış oluyorum. Kurpiyenin elinden daha yüksek olmuş oluyor. Yoksa sayı olarak aynı.
kızınca hemen yan bahisleri arttırdım. Bilekçekten sonra şansım kırılıyormuş, kaybediyormuşum. Güzel ama 19 da güzel bir sayı, kalalım tabii ki. 19'un üstüne de kart çeken olur mu yani, ne bileyim. Evet, onlar da. Bence 14 de almamalı. 8 evet alır. Güzel. Bir sayıyla kazandık. Kasamız ulaştı iki katına. Yani bir katına ulaşmış oluyor. Zaten benim de amacım her zaman bu ama deneyelim mi? Bir el daha gelirse gelir ya. Deneyelim hadi. Böyle bir içinden devam et demek geldi. Şöyle yaparız. Gelirse 2000'in altına çok düşmeden böyle devam ederiz. Üçü bir zorlarız. Gelmezse de çıkarız artık, ne yapalım. Kalalım. Yandan aldık. Bakalım. Bahsi de alırsak güzel olur. Çekme bence 14'ün üstünde kartını. Evet. Güzel. Aldık. Beraber ama yandan mı almış olduk? Tabii evet. Öyle oldu. Olsun. Zarar etmedik en azından. Ya ben şu olayı sevmiyorum. Kart değişimini sevmiyorum. Mesela ne güzel, şanslı bir desteydi bence o. Bana şans getirdi en azından. Değişti, şimdi bakalım. Güzel, 19 da olur. Ne yapalım? Kalalım. Şu 9 kart alacak. Ona da bir 10 ver. O da kalsın. 1 verdi. 20 yaptı. Güzel kal bence. Dört yaptı ve kazandık. Güzel. Masada herkes kazandı. İlk deste güzel geldi. Bir de şey fark ettiniz mi? Onu söyleyecektim size. Şu an hani olmadı kurpiyer değişimi de. Kurpiyer değişimi olacakken bu bilekçekte genelde son elde kurpiyer hep böyle patlıyor. Yani mutlaka yüksek açıyor. Ya benim hep denk geldiğim, mutlaka değil de hep denk geldiğim kurpiyer son elde yüksek açıyor ve herkese kazandırıyor. Masadaki öyle kalkıyor. Bilmiyorum, tesadüf mü, denk mi geliyor, bilerek mi oluyor? 19 güzel, kalalım. Kardan oynuyoruz zaten, 2000'in de altında değiliz. Yanındaki de bilekçek yapmış, 20 var masada. Ayırıyor mu kartları? Evet. Ben bu kart ayırmayı yapmıyorum. Yani anlamıyorum daha doğrusu. Ama deneyeceğim. Bir gün deneyeceğim. Merak ettim. 17. Artık masadakiler almıyor. Bakalım. Hadi. Bize güzel bir şeyler yap. Güzel, 23, herkes kazandı. Masadaki herkes mutlu. 2600'e ulaştık. Deneyelim şöyle. Şunları, bu niye artmıyor? Bak adam aldı çıktı. Çok kötü. İsteyeceğim ya. Bir deneyeceğim şansımı.
Bana ondan az ver lütfen. 22. Gitti. Kaybettik. Almasaydım o ona geçecekti. Onun üstüne kart almazdı. O 1'i alırdı, 8'i alırdı. Bir daha deneyelim. Dediğim gibi 2000'in altına düşmeyelim. Bu arada şimdiden kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Ayrıca size şöyle bir şeyden bahsedeyim. Biliyorsunuzdur mutlaka da. Eğer ki hani beni takip edenler, videolarımı kaçırmak istemeyenler, kaçırmak istemeyenler profilime girip YouTube'daki profilime girdikleri zaman bir zil olacak. Sağ köşede mi oluyor? Tabii. Bana göre şu an sağ köşede kalalım bu arada. Ya da alalım ya. Kalalım. Alalım, kalalım. Şöyle biraz önce tabii ki 12'nin üstüne 10 verince korktum. Neyse olursa olur olmaz çıkarız. O zile tıklarsanız eğer yine laf karıştı. Benden her video yüklediğinde anında bildirim gelir size. İlk siz izlemiş olursunuz, işte kaçırmamış olursunuz falan filan. İstemezseniz de sorun yok. Kaybettik. Arkadaşlar yeterli bir miktar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.